orantılı çokluklardaki miktarların çarpımı sabit bir sayıdır. X ve Y ters orantılı çokluklar ise X çarpı Y K'dır. Bir havuz boşken bu havuzu A artı 3 musluk 5 saatte, 2 A eksi 3 musluk 3 saatte dolduruyor. Tamamen doluyken bu havuzun X artı 3 musluk 15 saatte tamamen boşaltıyormuş. Burada ters orantı olduğunu söylediğinden dolayı bütün sabitleri birbirine eşitleyeceğiz. Bundan dolayı önce şu yukarıdaki dolduran havuzları eşitleyip A'yı bulacağız. Bu A'da A'yı yerine yazıp değeri hesaptan sonra aşağıdakini eşitleyeceğiz. Hemen bakalım. 5 musluk A artı 3 saatte 3 musluk 2 A eksi 3 saatte dolduruyormuş. Ne olacak o zaman? Bunlar birbirine eşit olacak. Çünkü sabitleri eşittir. Bunu dağıtarak çözüyoruz. 5 A artı 15 eşittir 6A eksi 9 olacak. 5A'yı buraya geçireceğiz. Eksi olarak geçecek. 6'dan çıkaracağız. Bir tane A kalacak. Eksi 9 da bu tarafa alacağız. Artı olarak geçecek. 15, 9 daha 24 yapacak. A'yı bulduktan sonra getirip denklemlerden birinden herhangi birinin de yerine yazacağız. Mesela 5 çarpı A artı 3 ya da 3 çarpı 2A eksi 3 hiç fark etmez. Birinin de yerine yazacağız. Burada yazalım. 24 yazarsak 24 artı 3 olacak. Toplarsak bu da ne yapacak? 27. 5 çarpı 27. 5 kere 20 100 yapıyor. 7 ile çarp 35. Yani 135 oldu. Orantı sabitimiz ters orantı sabitimiz 135'miş. Şimdi de son durumdaki bu x artı 3'lü duruma bunu uygulayacağız. X artı 3 çarpı 15 musluk eşittir 15 saat eşittir 135 yapacağız. Buradan da isterseniz dağıtabilirsiniz ya da direkt 15'i de bölebilirsiniz. Sonuçta parantez içinde fark etmez. Her ikisi de size cevabı verecektir. Şöyle 15'e bölelim. 15 bu 15'i götürdü. Şurada 135'i 15'e bölelim. Kaç kere var? 6 olsa 9 olacak. Sonu 5 olduğu için 9 galiba. O da 9 kere 5 45 elde var. 5 diyeceğiz. 45 elde var 4. 9 kere 1 9 13. Evet. Çıkardım 0 0. Tam 9 kere varmış. Yani x artı 3 artık burayı 9 olarak yazacağız. 3 karşıyı eksi olarak geçer. Çıkardığımızda 6 bulacağız. Evet, x 6'ymış. A şıkkı doğru cevap. Bir türlü aşağıdaki tabloda verilen orantı sabitine göre A bölü 24 ve 24 bölü B oranlarındaki A ve B değerlerini bulmuş ve tabloya yerleştirmiş diyor. Her doğru yerleştirme 2 puan olduğuna göre Betül toplamda kaç puan alır? Yani A'yı A bölü 24 oranıyla B'yi de 24 bölü B oranıyla bulacağız. Tabi oran sabitlerimiz 2 bölü 3. Buradakilerden hangileri doğru onu soruyor. Önce A ile başlayalım. Bakın eğer A bölü 24 ilk satır için 2 bölü 3'e eşitse A 16 bulmuş. 16'dır diyor. Hemen bakalım ne yapacaktık? Ya çapraz çarpacaktık ya da katlara bakacak. Çarparsak 3A eşittir 48 olur. 48'i de 3'e bölersek A'yı 16 buluruz. 16 mı demiş? Evet. Doğru. İkinci sırada A bölü 24 eşittir 1 bölü 4 ise A 6'dır demiş. Hemen yapalım. Yine içler dışlar çarpımı yapacağım. 4A eşittir 1 kere 24. 24'tür. 4A'ydı. 4'e bölersek ne olacak? 6 olacak. 6 mı demiş? Doğru. 5 bölü 6'ya gelelim. Yine aynı şeyi yazacağız. A bölü 24 eşittir 5 bölü 6. Çapraz çarparsak 6A eşittir 5 kere 24. Burada çarpma yapmayalım. Sadeleştirme yapalım. Daha kolay. 6'yı 24'e böl. Kaç kalacak? 4 kalacak. Buradan da A eşittir 5 kere 4'ten 20 yapacak. A eşittir 20 çıktı. Ne demiş? 10. Demek ki 10 yanlış. Son işlem yine A bölü 24 eşittir 1 bölü 2 yapacağız. 1 bölü 2 2 katı demek o zaman A kaçtır? Hiç işlem yapmadan 12 bulabilirsiniz. Bize ne demiş? 48. Yanlış. Aynı işlemi yan tarafta bu sefer 24 bölü B oranı ve buradaki 12'yi 96'lar için yapacağız. Yine yanlış doğruları işaretleyeceğim. Başlayalım. 24 bölü B eşittir 2 bölü 3 ise B 12 demiş. Hemen bakalım ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz ya da kat yapabiliriz. 2b eşittir 24 kere 3. Bu da 24'ü 2'ye bölersem 12 yapar. B ne yapar? 12 kere 3'ten 36 yapar. Bu ne demiş? 12 demiş. Yanlış. 2. 24 bölü b eşittir 1 bölü 4 ise b 96'dır demiş. Yine içler dışlar yapalım. 1 kere b 24 kere 4'e eşitmiş. Buradan çarparsak 80 oradan 16 oradan 96 çıkar. Yani bu ifade doğru. Üçüncüye geleceğim. Yine 24 b bölü b eşittir. Bu sefer 5 bölü 6 yapacağım. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 5b eşittir 24 kere 6. Burada sadeleştirme olmadığı için çarpmam lazım.
Uzatmayalım. 24'ü 6'ya bölebiliriz ya da aşağıda çarpayım daha sağlıklı olsun. 24 çarpı 6 yapacağım. Alt kere 4. 24 elde var 2. Alt kere 12. 144. Bunu da 5'e böleceğim. Hızlı gidelim. 14 ile 5. 2 kere var. 10. Çıkardım. 4. 4'ü aşağı indirdim. 44 ile 5. 8 kere var. 8 kere 5. 40. Çıkardım. 4. Elde yok. 4 de yok. Yani bir 0 koy. Bir virgül koy. 40 da 5. 8 kere var. Ne çıktı bakın? B sayımız burada 28,8 çıktı. Bize ne demiş? Bakın 28,8. Yani bu da doğru. Sonuncu işlemimiz 24 bölü B eşittir. 1 bölü 2 ise yarısı bakın. 1 bölü 2 yarım demek. O zaman aşağısı 2 katı olacak. Buradan da B eşittir 48 olur. Bu da yine yanlış oldu. Bakın fark ettiyseniz buraya 48, buraya 12 yazmış. Ters bir şey yapmış. 48 cevabımız doğru. Toplamda ne oldu bakın? 1, 2, 3, 4 doğrumuz oldu. 4 çarpı 2'den de 8 puan almış olduk. Cevap B şıkkı. Çapı 60 santimetre olan tekerlek bir yolu 180 defa dönerek tamamlıyor. Yarı çapı 20 santimetre olan tekerlek ise aynı yolu 540 defa dönerek tamamlıyor. Buna göre yarı çapı ile dönme sayısı arasındaki ilişkiye ait oran sabit nedir? Bakın burada ters bir orantı var. Zaten anlayacağınız gibi çap büyüdükçe dönmeniz daha geniş olacağı için dönme sayınız azalacaktır. Burada ters orantı var. Ters orantıda nasıl çarpıyorduk? Karşılıklı çarpıyorduk. Eğer yazarsan bakın 60 santimetre de 180 ise 20 de 540'tır demiş. Ters orantı diyorduk ve düz çarpıyoruz değil mi? Aynı şekilde düz çarparak bulabilirsiniz. Yani 60 çarpı 180 eşittir 20 çarpı 540. 60'ı 180 ile çarparsanız 6 kere 18 yapalım şuradan. 18. 6, 6 kere 8, 48 elde var. 4, 6 kere 1. 6, 4 ekle 108. 2'de sıfırımız var. 108. Düzelteyim şunu. 108, 2, 0. Yani 10.800. 20 çarpı 54, 2 ile 54 çarpı 108, 2 de 0 var. Bakın her ikisine de sabitimiz 10.800. Yani cevap C şıkkı 10.800. 100 gram mazot içinde bulunan kükürt miktarı mazotun kalitesini belirlemektedir diyor. Amaç 100 gram ulaşmak, tamam. Bağımsız bir kuruluş tarafından 3 farklı mazot markasının yapılan araştırma sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır diyor. C marka mazotun 200 gramında 0,4 gram kükürt varmış. Tamam. 100 gram miktarında kalite durumu buradaki gibiymiş. Buna göre A, B, C'nin kalitelerini sıralamasını soruyor. Hemen bakacağız. Bakın C markanın hemen buradan bulabiliriz. Ne diyor? C marka mazotun 200 gramı 0,4. O zaman siz 200 gramı, şu hatta şuraya yazalım. Son cevaplarımızı buraya yazacağım. Tamam mı? B ve C. 200 gramı 0,4 ise bunu 2'ye bölerseniz ne olur? 100 gram olursun. Yani 0,4'ün yarısı 0,2'dir. Peki 0,2 hangi kategoride bakın? Şuradaki 0,03 arası, 0 ile 0,3 arasındadır. Yani birinci kalite diyebiliriz. Tamam. C için birinci kalite diyebiliriz dedik. Tamam. Şimdi diğerlerini bulmak için diğer karşılaştırmaya bakacağız. Bakın ben C'nin kükürt miktarını bildiğim için ikinci kategoriyle başlayayım. Yani şuradaki 200 gram, gram yazmayalım, hatta direkt B yazayım. Yani 200 B 400 tane C'nin kükürt miktarına eşitse, şimdi burada C'nin zaten 100 tanesini ya da hatta şuradan 200 tanesinin değerini biliyoruz değil mi? 200 tanesi 0,4 ise 400 tanesi nedir? 2 katı 0,8'dir. Tamam, bak artık bu 400 C'yi unut. 200 tane B 0,8 ise 100 tane B'yi nasıl bulursun? 2'ye bölersin. 0,8'in de yarısı 0,4. Yani burası da ne çıkar? 0,4. Peki 0,4 hangi kategoride? Hemen şuradaki listeme bakıyorum. Bak buradaki 0,3 ile 0,6 arasındadır. O zaman B için ikinci kalite diyebiliriz. İkinci kalite. Tamam. Bunu da atlattık şimdi. Şuradaki en üstteki verilen bilgiden de A'nın kalitesini hesaplayacağız ve cevabımızı bulmuş olacağız. Ne diyor bakın? 500 gram A'daki kükürt miktarı 300 gramdaki 300 gram B'deki kükürt miktarı. Peki 300 gramdaki 300 gram B'de ne kadar kükürt var? Şuradan hesaplayabiliriz. Bakın az önce şurada bulduk ya. Bu neyin değeriydi? 0,4. 100 gramdaki değeriydi. Bize 300'ü soruyorsa 0,4'ü 3 ile çarparız. 4'ü 3 ile çarpın. 12 virgül olarak düşünürseniz de 1,2'ye denk gelir. Yani burası kaçmış? 1,2'ymiş. O zaman bu 1,2 ise 500'ü şöyle hesaplayabilirsiniz. 500A değil, bana 100A lazım değil mi? O zaman 1,2'yi 5'e bölmem gerekiyor. Şöyle çizelim. 1,2'yi 5'e böleceğim. Bölme işlemi ondalıktaki bölmeden yapabilirsiniz. Önce virgülden kurtarıyoruz. Yani
10'la genişletiyorum. 10'la genişletirsem burası 12 olur, burası da 50 olur. 12'yi 50 de normal bölme işlemiyle bölüp ondalığa çevirebiliriz. 12 bölü 50 yapıyorum. 12'de 50 var mı? Yok. Bir sıfır koy, bir sıfır koy, virgül koy. 120'de 50. 2 kere var 2 50. 100 çıkar. 20. 20'de yok. Bir sıfır ekle. 200'de 4 kere. Bak kaç çıktı? 0,24. Eşittir. 0,24. Demek ki A'nın 100 gramında kaç varmış? 0,24 varmış. Buradan bakarsanız 0,24 yine şuradaki kategorilerden hangisine giriyor? En üstteki 0,0 ile 0,3 arasına giriyor. O zaman bunun içine ne diyeceğiz? Birinci kalite diyeceğiz. Evet, gerekli hesaplamaları yaptık. Cevabımız o zaman sırayla gidersek 1, 2, 1 olacak. Cevaplardan da C şıkkı olacak. Bir kuru yemişçe 3 farklı karışım satılmaktadır. Fiyatlarını vermiş, karışımların birbirine oranını vermiş. Bunların üçünü birleştirerek bir ultra karışım yapacağız. Buna göre 1040 gram ultra karışım fiyatı kaçtır? Burada iki farklı oran ve ortak ifade olduğu için bu oranların sayılarını eşitleyerek önce eşit bir oran bulup buradaki miktarları bulacağız. Sonra da fiyatları bulmak için verilen fiyatlarla çarpacağız. İlk olarak oranları bir yazalım. Bakın standart demiş, ben yazıyorum. ST'nin lükse oranı diyelim, LÜ diyelim. Kaç olarak verilmiş? Bakın 2 bölü 5 olarak verilmiş. O zaman ben buradan ikinci oranımı da yazdım. Bakın süper bölü lüks demiş. Onu da SÜ süper olsun. LÜ olarak yazacağım. Bu da 1 bölü 3'müş. Bakın bu iki oranda her ikisinde de lüks görüyorsun değil mi? Birinci oranda lüksü 5, ikinci oranda 3 olarak vermiş. Bunlar aynı oran olacağından dolayı ben bunları lükste eşitleyeceğim. Lüksüm birincide 5, ikincide 3 olduğu için ikinciyi 5 ile birinciyi de 3 ile çarparak lüksleri 15'e eşitleyeceğim. Diğerleri de otomatik eşitlenmiş olacak. Bakın birinciyi çarptığımda 3 kere 2 6, 6 bölü 15 olacak. İkinciyi 5 ile çarptığımda 5 bölü 15 olacak. Yani bakın lükslerimiz hem birincide 15 artık hem ikincide 15 olduğu için bu üç arasında eşit bir oran kurabilirim. Bakın standart artık 6'ya denk geldiği için kat olarak değerlendireceğiz tabii oranda. Standart olana 6K diyebilirim. Lüks olana LÜ dedik. 15K ve süper olana da buradan bakın ne çıkıyor? 5K diyebiliriz. Hatta isterseniz şuraya yazalım. Standart olan 6K miktarında, lüks olan 15K miktarında, süper olana da 5K miktarı dedik. Tamam. Bu miktarları birazdan parayla çarpacağım ama önce bu miktar neye denk geldiğini bulmak için 1040'a eşiteceğim. Bakın 6K buradan 15K ikinciden aldık 21 oldu. 5 de buradan ekledik 26K. Yani 26 katımız 1040'a eşitmiş. Bunu da 26'ya bölerek işlemimize devam edeceğiz. 1040 bölü 26. Her köşeyi kullanmaya çalışıyorum çünkü çok uzun bir işlem olacak. 104'te 26 arayacağım. 4 olsa 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 ekle 10. Evet tam 104 çıktı. Son sıfırı aşağı indir. Buraya da ekle. Buradan K'yı yani birimimizi kaç bulduk? 40 gram. Artık buradaki 40'ı burada yerlerine yazarak bunların miktarlarını bulabiliriz. İlk olarak standart 6K'ydı. Yani 6 çarpı 40 yapacağım. Buna ne çıkacak? 240 gram. Tamam. İkincisi 15K. Yani 15 çarpı 40 yapacağım. 15 kere 4 60'tır. Bu da 600 gram çıktı. Sonuncusu süperi de 5 ile çarpacağız. 5 çarpı 40. 5 kere 40 200. Bu da 200 gram. Evet, süper karışımdan az kullanmışız. Son işlemimize geldiğimizde bunların tek tek fiyatlarını hesaplayacağız. Bakın standart karışım. Bunlar için de ekstra 3 tane oran yapacağım. Onun için alanını kullanmam gerekiyordu. Oranımızı şöyle yapacağız. Bakın 1 kilogram nedir? 1000'dir değil mi? 1000 grama 30 TL ödüyorsak 240 grama kaç öderiz standart için? İçler dışlar çarpımı yap. 1000 çarpı x eşittir. 30 çarpı 240. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan gitti. Burada ne kaldı? 10 çarpı x. Diğer tarafta 3 kere 24. 3 çarpı 24. O 60 oradan 24 oradan 84. Buradan da bölersem x eşittir. 8,4 çıkacak. Bu cepte. Demek ki standart olandan ne kadar para kazanacakmışız? 8,4. Tamam. İkinciye geçiyorum. Aynı oranı bu sefer lüks için yapacağım. 1 kilogram yani 1000 gramı 40 TL ise ne kadar alacaktık ondan? 600 gramı kaç liradır? Oranını kuracağız.
Hatta şu aradaki çizgiyi kırmızı yapayım. Karışmasın işlemlerimiz. Yine çapraz çarpım yapacağım. 1000 çarpı x eşittir 40 çarpı 600. Bu taraftan 3 sıfır, bu taraftan 1, 2, 3 sıfır gitti. Varmış yeterince sıfırımız. Götürme işlemlerini de farklı renkle göstereyim. Bak 3 sıfır buradan gitti. 1, 2, 3 sıfır da buradan gitti. Ne kaldı? Solda sadece x, sağda 4 kere 6, 24 kaldı. Bu da tamam. Yani lüksten de 24 lira kazandık. Hatta yazayım isterseniz. Bunu ne bulmuştuk? 8,4 TL. Bunu 24 TL. Hemen diğerine geliyorum. Yine 1 kilosu biraz pahalıydı. Neydi? 60 liraydı. 1 kilosu 60 liraysa 200 gram alacağız bundan. 200 gramı kaça denk gelir? Yine oranımı kuruyorum. 1000 çarpı x eşittir 60 çarpı 200. Burada da yine sıfırlarımız eşit. 3 tane bu taraftan, 3 tane bu taraftan gitti. Bu da 6 kere 2'den 12 TL yaptı. Tamam, buradan da 12 TL. Yani 12, 24 ve 8,4'ü toplayacağız ve cevabı bulmuş olacağız. Onu da şuraya sıkıştıracağım. 24, 12, 8,4 yazıyorum ve topluyorum. Bunların da ne vardır? Virgül olmayacak, sıfır yazıyorum. Toplarsam burası 4. 4, 2, 8'i toplarsak 14 elde var. 1 topla 4. Cevap 44,4 çıktı. Cevabımız D şıkkı. Aşağıda özdeş kasalarda satışa sunulan erik ve elma kasaları verilmiştir. Şekil 1'lik kasada 12 adet erik, şekil 2'nci kasada da 24 adet elma vardır. Ferda 6 kasa erik, 7 kasa elma almıştır. Buna göre Ferda'nın aldığı erik sayısının elma sayısına oranı. Kural ne? İlk söylenen üstte yazılır. O zaman erik bölü elma diyorum. Bunları çarpmayacağım. İşlem yaparak gideceğiz, sadeleştireceğiz. Bakın 6 kasa erik almıştı. Erik üstteydi. O zaman her birinde de 12 adet olduğu için 6 çarpı 12 tane erik. Elma her birinde 24 adet 7 kasa almış. 7 çarpı 24. Buradan sadeleştirme yapacağız. 12'yi 24 ile sadeleştirebilirsiniz. Böldüğünüz zaman her ikisini 12'ye böleceğim. Buradan 1, buradan 2 kalacak. Son durumda işlem yapmazsam bile 6 bölü 7 çarpı 2 kalacak değil mi? Buradan da 7'yi 6'yı 2'ye bölebilirsiniz. 7 kalır. 6'ı da 2'ye bölerseniz 3, yani yukarıda 3 kalacağı için cevabımız 3 bölü 7 yapacak. Cevap D şıkkı. Aşağıda farklı kalıplarla üretilen dikdörtgen prizma şeklinde sabunların ayrıt uzunlukları verilmiştir. Sabunların hacimleri kütleleriyle orantılıdır. Mavi sabunun kütlesi 450 gram olduğuna göre, burası 450'ymiş. Sarı, kırmızı ve mor sabunların herhangi birinin gram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle şunların bir hacimlerini hesaplayalım. Sonra bir karşılaştırma yaparız. Bakın mavi ile başlıyorum. Neydi? Bütün ayrıtları çarpacağız. O zaman 60 çarpı 10 çarpı 30 yapıyorum. Buradan sayıları çarp 0, sonra 0 ekle yapacağız. 6 kere 1 6, 3 ile çarp 18. 18 bin kaça denk geliyormuş? 450'ye denk geliyormuş. Tamam, bu cepte. Diğerlerinkini bilmiyoruz. Hemen sarıya geliyorum. Sarı diyorum. Sarının değerleri ne? 80 çarpı 20 çarpı 40. 8 kere 2 16, 16 kere 64. Bu bayağı fazla çıktı. 64 bin çıktı. Geçiyorum, kırmızı diyorum. Çarpalım. 40 çarpı 20 çarpı 60 diyoruz. Yine 4 kere 2 8, 8 kere 6 48. Bu da 48 bin çıktı. Son olarak mora geliyorum. Mor diyorum. Mor da 50 çarpı 30 çarpı 40'mış. Çarparsak 5 kere 4 23 ile çarp. 60. Yine 3 sıfır ekliyoruz. 60 bin de burası. Tamam, şimdi buradan bir oran bulmaya çalışacağız. Bakın hepsinin sonunda sıfır var değil mi? Bu sıfırları hepsinde olduğu için yok sayabiliriz. Ardından işlemimiz kolay olsun diye, bakın hepsi çift olduğundan dolayı, bir de ben bunları sonuçta oran yapacağım için, sonra sadeleştireceğim için baştan sadeleştirip işlem yapacağım. Bakın maviyi de bir de bunları ikiye bölersek mavi kaç olur? 9 olur. Sarı ne olur? 32 olur. Kırmızı ne olur? 24. Mor da 62'ye böl 30 olur. Artık burada şöyle bir oran kurabilirsiniz. Mavi 9 iken 450'yi, o zaman sarı nedir diye tek tek oran kuracağız. Şöyle sarıyla başlayalım. Sarıyı bulmak için kuracağımız oran mavide neydi? 9'a 450 düşüyorsa 32'ye kaç düşer oranını yapacağız. Bunu yaparken içler dışlar çarpıyoruz. 9 çarpı x eşittir 450 çarpı 32. Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. 450'yi 9'a bölerseniz kaç olur? 50 olur. 50 çarpı 32.
Buradan da 5 ile 32 çarpı 0 ekleyebiliriz. 150, 160 yapar. Bir de 0 eklerseniz 1600 yapar. Yani sarı 1600 bu şartlara göre 1600 oluyor. Bakıyorum şıklara 1600 varmış. O zaman A olabilir diyoruz. Geçiyoruz kırmızıya. Aynı yöntemle kırmızıyı hesaplayacağım. Neymiş oranımız? Yine diyorum ki 9 iken 450 gram geliyorsa 32 iken kaç gelir? Bakın ben az önce sadeleştirme yaptım. Siz bu sadeleştirmeyi yapmadan 18.000'de 450 ise 64.000'de kaçtır şeklinde de mesela sarıyı hesaplayabilirsiniz ama o zaman sıfırlardan sayılardan işin içinden çıkamazsınız. Yine burada da aynı mantık hocam. 9x eşittir 450 çarpı 32. 450 yine 9'a böl 50 çıkar. Bu arada 32 değil ki. Kaç dedik? Az önce sarıyı hesapladık. Tamam, kırmızıyı hesaplayacağız. Yine sarıyı yazdık konuşurken, başka bir şey anlatırken atladık. Ne diyoruz? Kırmızıda 24 diyeceğiz. 24'te kaçtır diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 9 çarpı x eşittir 24 çarpı 450. Yine 450'yi 9'a bölün 50 çıkar. 50 çarpı 24. Çarparsak 5 kere 20, 100, 4'e çarp 120. Bir de 0 var, 1200. 1200 varmış şıklarda. Evet, bakın C şıkkı da olabilirmiş. Son olarak moru hesaplayacağız. O da bize cevabı verecek. Yine 9 iken 450 ise morda 30 iken kaçtır diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı 9 çarpı x eşittir 30 çarpı 450 yapacağız. Yine 9'a böleceğim 450'yi. 50 çarpı 30 yapacak. Buradan da x'i 5 kere 3 15. 2 de sıfırımız var. 1500 bulacağız. Yani B şıkkı da olabilirmiş. Olamayan cevap D şıkkı diyoruz. Yukarıda özdeş 5 damacana ve bu damacanaları doldurmak için gereken özdeş musluklar verilmiştir. Burada bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın KLM'ye bakmışız. K'da bir tane, L'de 2, M'de 3, N'de 4 ve P'de de 5 tane musluk var. Ben onun için şöyle bir tablo oluşturmak istiyorum. K, L, M, N ve P diyorum. Şimdi bakın neymiş olay? L damacanası 2 muslukla 30 saniyede. Bakın 2 musluk 36 saniye. M'de 3 musluk 24 saniye. N'de 4 musluk 16 saniye. Hatırlarsanız musluk sayısı artarsa süre azalır kuralından ters orantı. Bunları nasıl hesaplıyorduk? Bir sabitini çarparak. 2 kere 36 72. 3 kere 24 72. 4 kere 16 o da 72. Demek ki sabitimiz 72. O zaman buradaki K'da musluğumuz bir tane ise sonucun 72 çıkması için ortadaki ne olacak? Süre ne olacak? 1 çarpı 72 olacağı için K 72 olacak. Tamam. P için de bakın P'de de 5 musluk var. O zaman 5 çarpı kaç 72 yapacak? Bu da 72 yapmak zorunda ya. Bunu nasıl yaparız? 72'yi 5'e bölelim. Bir bölelim. 72 bölü 5. 7'de 5. Bir kere var. Bir kere 5. 5 çıkardım. 2. 22'de 5. 4 kere var. 4 kere 5. 20 çıkardım. 2. 2 de yok. Bir sıfır, bir virgül. 20'de 5. 4 kere var. Ne çıktı? Bakın burası da 14,4. Tamam, bu yuvarlak için aldıklarım sonradan buldum. Tamam. Yeşiller sabitimiz. Diğerleri de zaten verilmişti. Şimdi şıklara bakalım. Diyor ki A. K'da bir musluk 72 saniyede doldurabilir mi? Evet, doğru. P damacasının dolma süresi 10 saniyeden fazladır. P 10 saniyeden fazla mı? Evet, doğru. C. Damacanaları dolduran musluk sayısı arttıkça dolma süresi azalmıştır. Evet, ters orantının kuralıdır. Doğru. D. 6. bir damacana eklenip musluk sayısı 6 olursa yine 10 saniyede dolar. Bir bakalım 6 yaparsak ne olur? Hatta ona ne diyelim? K, L, M, N, P, O diyelim mesela. Sırayla gittiğini varsayarsak. Burada 6 tane musluk yaparsak yine nasıl hesaplayacağız? 72 üzerinden hesaplayacağız. 72'yi 6'ya bölersek zaten tam bölündüğü için direkt 12 çıkacak. Yani buradaki süre 12 olacak. O ise ne demişti bakın? 10 demişti. Bu ifadeyi yanlış diyoruz. Cevap D şıkkı. Bir aracınız arttıkça kat ettiği mesafe daha kısa sürer. Ankara-Bursa arasında hareket eden 4 aracın hız zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre bu 4 aracın hızları yarıya düşürüldükten sonra 720 km olan Ankara-İzmir arasında toplam kaç saatte alırlar? O zaman hemen bir kontrol edelim. Bakın K aracı 120 ile gidip 3 saatte varmış. O zaman siz 120 ile 3'ü çarparsanız cevabını bulursunuz 300 saattir. O zaman yolumuz 360 ise siz 4 saatte gitmek isterseniz 360'ı 4'e bölün hızınız 90 olur.
M aracı için yine 360 kilometreyi 5 saatte gitmek için bölersiniz. 35'te 7 kere var. 10 kalır 2 kere var. 72 kilometre hızınız. Sonucunda N için de yine 360 kilometreyi 6'da gitmek isterseniz 6'ya bölersiniz. 60 çıkar. Tamam. İkinci cümlede bu 4 aracın hızlarını yarıya düşürmesini söylüyor. Bunları kırmızıyla yazarsam o zaman K aracımız 120 ile giderken 60'la, 90 iken 45 ile, 72 iken 36 ile, 60 iken 30 ile gitmesi gerekiyor. Amacımız ne? 720 kilometre gitmek. O zaman bu sefer bölme yaparak saatleri hesaplayacağız. K aracı için ne yapacağım? 720 bölü K aracımız olsun. 720 bölü 60 yapacağım. Sıfırlar gitti. 72'ye 66'ya böl. 12 saat. Geçtim. L aracı için 720 saat kilometre bölü 45 kilometre bölü saat hızımız. Bölme işlemi yapacağım. Bu biraz zor bölünüyor. Şöyle bölelim. 72'de 45 bir kere var. Çıkaralım. 12'den 5 çıktı. 7. Bu da 6 kaldı. 6'dan çıktı. 2, 270. 270 de tam 90'a, yani 9'a bölünen bir sayıdır. 90'a da bölünen bir sayıdır. 3. Oradan 6 kere var. 6 kere 5. 30 elde var. 3. 6 kere 4. 24. 27. Tamam. Tam bölünmüş. 16 çıktı. Demek ki L aracı da 16 saatte gidiyormuş. M aracı 720 bölü 36 yapacağım. 36'nın 2 katı 72 olduğu için direkt 20 çıkıyor. Zaten N aracı 720 bölü 30 kilometre saat hızla gidiyoruz. Sıfırlar sıfırı götürdü. 72 3'e böleceğiz. 7'de 2 kere var. 12'de 4 kere var. Bu da 24 çıktı. Bize bu sürelerin toplamını soruyor. Toplayalım. 12 şimdi farklı renk yazayım. K 12 saat. L 16 saat. M 20 saat. N de 24 saattir. Şunu şuna ekle 40. 20 ekle 60. 12 ekle 72 saattir. Cevap 72. G şıkkı çıkıyor.